Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Efendim hayırlı akşamlar. Bab Radyo'dan hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli Düşünce ve Hayat programından hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Ramazan iklimine artık tam olarak girdik. İkinci 10 gününe erdik. Allah bu 10 gününde bereketini cümlemizi nail eylesin ve Ramazan'ı hayırla tamamlayıp ...cehennemden azat olan kullarından eylesin diyelim. Her zamanki gibi programımızda tabi... ...bu iftar saati dolayısıyla Ramazan'da 10'a aldık. Yani tabi bazen böyle trafik dolayısıyla 3-5 dakika gecikme oluyor. Programımız 3 kısım olacak. Önce Divan-ı Kebir'den bir şiir kısaca okuyacağım size... Daha sonra Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime okumak istiyorum. Çünkü özellikle bu Ramazan'la ilişkisi bakımından da aslında o ayet-i kerimenin önemi var. İrtibatının da kurulması gerekiyor. Üçüncü olarak da süre kalırsa şeyden e, i Atayiye'den okumaya devam edeceğiz. Hemen birinci bölüme geçebiliriz. Efendim e, Divan-ı Kebir'den... E, bir şiir açtım. Yani böyle açtım o denk geldi. Dolayısıyla biraz zuhurata tabiiz. Biraz e, tecelli ne yandan olursa ona doğru gidiyoruz. geçen haftalarda yani epey bir 4-5 belki biraz daha da fazla şiir okuduk. Divanı Kebir'den hep şunun üzerine durduk. Temalar birbirine çok benziyor. Tabi çok ustalıklı çalışmalar yapmak lazım. Yani araştırmaları tespit edebilmek için, temizleri tespit edebilmek için. E, ama normal bir okur için şimdi e, en azından böyle Mevlana dağarcığını, Mevlana e, ve e, tasavvuf edebiyatı yani dağarcığı geliştirmek için buradaki şiirleri daha çok e, gündeme getirmeye çalışıyoruz. E, çünkü e, yani birçok kitap var aslında e, bugün mesela Türkçe e, e, eserler bakımından, kitaplara bakımından çok zenginleşmiş bir dil olmuştur. Yani bilmiyorum başka hangi dilde bu kadar büyük bir... ...zenginlik vardır. Mesela belki de... ...Almanca'dan daha zenginizdir yani bilmiyorum. Yani yeryüzünün... ...hemen neresinde yani bir kitap varsa... ...bir şekilde tercüme ediliyor, Türkçe'ye ulaşıyor. Buna tabii kendi klasik eserlerimize... ...dahil yani Arapçadan işte... ...Farsçadan, bizim kendi... ...Türkçemizden yani biraz daha... ...eski Türkçemizden hani sadeleştirmeleri... ...vesaire filan böyle çok metin var. Yani öyle bir noktaya geldik ki yani bu kadar... ...büyük asar içerisinde neyi... ...okuyacağımızı bilmek çok zorlaşıyor bu durumlarda yani bir garanti yol olmak üzere ve en azından yani okuma alışkanlığımızın bir kısmı olmak üzere şeyi okumakta fayda var. Klasik literatürü, klasik eserleri okumakta fayda var. Çünkü o yani bir anlamda ve test edilmiş metinler gibi yani hani böyle duruyor, böyle bakılabilir. Şimdi bu açıdan da yani şöyle bir durum oluyor. Birçok eser çevriliyor, öyle duruyor yani insanlar kitapları alıyor, evlerine duruyor aslında zorlamak lazım. Yani hani kitaplara girmeye zorlamak lazım. Yani hani şeye benzetiyorum. Hani insanlar bir kartvizit taşırlar. işte telefonda mesela numaralar taşırlar. Yıllar geçer aramazlar. E o zaman onları silmek lazım. Yani yani kitabım şey yani yani şu kadar insanla irtibatlıyım demenin anlamı yok falan. Yani dinamik yani aktif olmakta fayda var. Yani bir taşıyıcı olmak, e, toplayıcı olmak, biriktirici olmak iyi değil. Kitaplar da biraz böyle. Yani birçok insan böyle çok atıl kitapları var. ben kütüphaneleri var. yani bildiğim için söylüyorum. Yani o kitapları arada bir böyle indirmek, kaldırmak, yer değiştirmek, içlerini karıştırmak, içlerinden bir bölüm, iki bölüm, üç bölüm okumak filan. Bu çok önemli bir şeydir. Yani böylece kitaplarla aşinalığı sağlamak lazım. Şimdi Divan-ı Kebir de biraz öyle yani hakikaten okunması yani Mesnevi'ye göre daha zor bir kitap. Bu açıdan e, biz de bu Divan-ı Kebri böyle gündeme tutmaya çalışıyoruz. Şimdi şiir şöyle. E ay yüzlüm, ay da sensin, müşteri de. Ay yüzünün çevresinde dönüp durmada, seni tavaf etmede. Güneş yüz yuvarlak gökte, aşkınla dönüp dolaşmada. Bu e, hani normalde hani bu çağdaki edebiyatta tabii böyle temalar olmuyor. Yani bu biraz daha klasik dünya şeyi, e, terminolojisi. Yani güneş yani eskiden hani insanlar yani dünyanın merkezi olduğunu söylüyorlardı ama bu işin bir kısmıydı. Bundan daha önemlisi ise insanın evrenin merkezinde olmasıydı. Yani birinci teori çökebilir ama ikinci teori çökmedi aslında. Yani ikinci teoriye olan en azından inanç çökmedi. Yani bütün evrenin hani merkezi sanki insan gibi yani insandan dolayı hani bütün bunlar oldu diye düşünülüyor. Bu nedenle dolayısıyla hani insan ee, yani gök cisimlerine benzetilerek değil gök cisimleri insana benzetilerek insan tebcil ediliyor, insan takdis ediliyor. Burada tabi bir şey var yani tasavvuf edebiyatı üzerinden e, eski inançların bir kırılması da var. Çünkü eski inançlarda insan gökyüzü cisimlerine benzetilerek yüceltiliyordu ama dinle birlikte bu tersine dönüyor. Yani gökyüzü cisimleri insanla yüceltilerek veya insanla ilişkilendirilerek şey yapılıyor. Dolayısıyla yani normal şartlarda mesela ay bizden daha üstün bir varlıktır. Güneş bizden daha üstün bir varlıktır. Çünkü daha üstün bir varlığa varoluşa sahiptir. Yani klasik eee Nazare'ye göre, e, gök bilimine göre ama dinle birlikte e, yeryüzünün manası insan oluyor. Yani dolayısıyla yani yani e, insanı aya benzetmek yerine ayı insana benzet, benzet şey affedersiniz. Yani ayla insanı anlatıyoruz yani İnsanla ee, insanla ayı değil. Çünkü insan daha mühim burada. Tefsire muhtaç olan insandır. Çünkü insan zübde-i alemdir. İşte hulasa kainattır. Ee, İbn Arabi'nin ifadesiyle fas işte fasul alemdir. İşte İbn Arabi'nin ifadesi cilaul kulub veya cilaul alemdir vesaire. Hatta yine tasavvufun ifadesiyle insan kalbul alemdir. Yani alemin kalbi alemin e, gönlü insandır. Yani bütün alemi bir beden gibi düşünsek Bunda gönül insan olmuş oluyor. Aslında güzel bir ifade. Yani alemin gönlü insandır. Ee, yani insanı kırmak alemin gönlünü kırmaktır mesela değil mi? Yani bu ifade aslında e, tasavvufun teorisini anlama bakımından bence önemli bir e, cümle olabilir. Dolayısıyla yani güneş, ay vesaire bunların hepsi senin etrafında dolaşıyor, dolanıyor. E, diyor e, Mevlana. Ya Rabbi ben, ben mi arıyorum seni yoksa sen mi arıyorsun beni? Şimdi bu e, güzel bir soru aslında, hoş bir soru. Yani ben mi seni arıyorum, sen mi beni arıyorsun? Şimdi normalde sanki insan arıyor gibi ama... E, ...aslında insan aranmıyorsa aranmaz. Yani e, fakat Allah'a aramak kelimesi izafe edilemez. Çünkü ara, Allah nerede olduğumuzu biliyor. Yani peki ne diyeceğiz ona? Allah bizi kendine çekiyor diyeceğiz. O çekme eylemi... ...yani sanki hani şey gibi biraz... E, yani bayırdan aşağıya kayıyoruz gibi, e, kayarak Allah'a gidiyoruz aslında. Yani ama bizi e, çeken, bizi yürüten ayaklarımız değil, mekanın e, şey e, e, ivmesi yani yani e, kay kay kaygan olduğu için biz kayarak yani şey e, doğru gidiyoruz. Dolayısıyla şimdi yani şeklen yani görünüşte sanki ben arıyorum gibi aslında ben aramıyorum yani beni çekiyor yani Cenab-ı Hak beni çekiyor kendisine çekiyor, kendisini cezbediyor. Ben mi arıyorum seni yoksa sen mi arıyorsun beni? Ben ben oldukça benliğimden kurtulmadıkça ne ayıp bana? O vakit ben bir başkasıyım, sen bir başkasın. Şimdi bunu böyle söylüyor yani ben mi seni arıyorum, sen mi beni arıyorum? Demek ki bu yolda olmaya işaret ediyor. Ama bu bir eksiklik yani çünkü ben ben benim dediğim sürece ee, o zaman yani ben sen düeltesi devam ediyor yani bu benim adıma bir eksiklik çünkü. Ee, bulmak demek aslında Allah'ı bulmak demek kişinin ben fikrinin ortadan kalkması demek. Yani tabi ne olduğunu bilmiyoruz nasıl olduğunu bilmiyoruz ama en azından günlük hayatta bunun ahlaki karşılıkları var. Mesela e, bir hayır işlediğimizde yani ben yaptım ben yaptım diye böbürlenmiyoruz mesela. Bu e, Allah karşısında beni gizlemenin yollarından bir tanesidir. Ya da diyelim ki birisine bir şey yaptıktan başına kalkmıyoruz. Bu mesela e, beni gizlemenin, yani beni geriye çekmenin, egoyu geriye çekmenin yollarından bir tanesi. Şimdi biz en azından meseleyi bu şekilde biliyoruz. Yani bunun tabii daha ilerisinde ne oluyor, nasıl oluyor falan onları bilmiyoruz. Ama bu soru bak ki, yani yani ben mi Allah'ı arıyorum, Allah mı beni arıyor? Şeyin Fuzuli'nin de zannediyorum şu şekilde bir ifadesi vardı. Men men isem sen kimsin ey yar yo sen men isem kimdir menizar diye başlıyor. Ben bunu fakülte yıllarından beri çok severim bu ifadeyi. Yani kim yani ben ben isem sen kimsin yani ben seni niye arıyorum? Yo sen men isem kimdir menizar ben niye ağlıyorum? Yani eğer sen ben isem kimdir menizar? Zaten süreç bunu anlama üzerine kurulu. Yani yaşadığımız hayat bu sorunun cevabını anlama üzerine kurulu. Herhalde işte ölünce veya ölmeye yakın ölmezden önce veya ölünce bunu anlamış olacağız diye inanıyoruz düşünüyoruz. Ee, evet, bu cümlenin altını çizmiş olalım. Ben mi Allah arıyorum? Allah mı beni arıyor? E, Allah'a arıyor kelimesi eklenemez. Ama bana kendisini bildirmeseydi ben onu arayamazdım. En basitten şöyle düşünün, mesela e, diyelim ki e, beni acıktırdı lokanta arıyorum. Yani evet, ben acıktım, ben lokanta arıyorum ama o sistemi ve o mekanizmayı yaratan Allah'tır acıkarak, beni acıktırarak bir yere gitmemi istiyor. Yani lokantaya gidiyorum. işte mesela hastalanıyorum, mesela hastaneye gidiyorum. İşte bilmem şöyle oldu, şuraya gidiyorum mesela falan gibi. Bütün bu eylemlerle ben aslında yavaş yavaş Allah'a doğru çekiliyorum. Yani Allah'a doğru efendim gidiyorum. Ee, ey bizi bana sar, ey bize bana sarılan, bizim de bizim de her ikisinin de kanını döken, Ortada bir başkasını belirten fakat o ne? İnsan ne peri? E, buraya geçeyim. Ayak olmayacakmış olmasın. Zaten, zaten ayak e, dikenliğe götürüyor bizi. Baş olmayacak olmasın. Zaten baş ikilik haline düşer de kafir olur. E, yani yukarıdaki yani hani, kanımızı döken dediği şey şu fena haline işaret ediyor herhalde. Yani bizi elden ayaktan kesiyor, aciz düşürüyor, e, kudretsiz bırakıyor ve bu şekilde biz e, şeye doğru e, yani maksada doğru gidiyoruz yani maksada doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Bu esnada mesela ayağımız kesiliyor, ayağımız kesiliyor e, fakat e, tabi Cenab-ı Hak ayağımızın yerini alıyor yani bizi o yürütüyor, elimiz kesiliyor, gözümüz e, şey olmuyor falan yani demek istediği şey şu: Bu aşk yolunda dövülüyoruz, zırpalanıyoruz. ...ondan sonra yuvarlanıyoruz... ...işte kuyuya atılıyoruz... ...kuyudan çekiliyoruz... ...şu ne oluyor bu ne oluyor filan... ...e olsun niye... E ...çünkü bu böyle oluyor zaten yani... ...başka nasıl olur gibi... ...diyor... ...zaten baş... Iki, ...ha baş olmayacakmış... ...olmasın... ...baş dedi yani... ...hani yani başımızı da kopartıyor... ...başımız aklımız yani... ...zihnimiz... E ...zaten diyor ikiliği o çıkartıyor... ...yani hani aklın bu... ...hani illa yani hani şeyi... E, ...hüküm verme arzusu... ...ikiliği o çıkartıyor diyor... Yani aşk madem ki hani bizi kuşatacak, ihat edecek, başımızı da bizden alabilir. İşte ondan sonra şey olabilir, nedir o? Ayağımızı, elimizi vesaire kesebilir. Bir su derede akar gider, bir su da dere kenarında donar, buz kesilir. O tezce yürür, buysa pek yavaş. Sen de aklına devşir de tez yürü, yürü ki donup buz, buz kesilmesin. Şimdi e, buz kesilmek yani yani su dondu diyelim hani kaldı ama diğeri akıyor gidiyor yani maksada giriyor. Şimdi duranlık iyi bir şey değil tabi. E, dini hayat bir bakıma böyle yürüme şey yani vakti değerlendirme dem bu demdir deyip vakti değerlendirme meselesi. E, şimdi suların bir kısmı hani yürüyor akıyor maksadına doğru gidiyor. diğer ise şey yapıyor yani donuyor kalıyor buza, buza dönüyor e, sonradan buz daha da katılaşıyor filan. Yani şeyini kaybediyor yani ya da başka örnek de verebilir mesela bir dere akıyor gidiyor işte deryaya karışıyor ondan sonra tekrar böyle bir döngüye dönüyor vesaire ama diğeri göl diyelim ki orada kalıyor ya kuruyor ya işte bilmem ne oluyor falan şimdi akmak lazım yani akış akışkanlık akışkanlık lazım akıp gitmek lazım böylece yani daha büyük e, e, hikayelerin daha büyük meselelerin parçası olmak lazım. Aslında dini hayatta biraz böyledir. Mesela zekat işte malın akmasıdır. Mesela ibadet işte insanın mesela akmasıdır. Yani normal akışın dışına çıkıp başka bir şey eklenmesidir vesaire. Yani duranlık iyi bir şey değil. Yani durmak, bir yerde beklemek bu iyi bir şey değil. Din bunu e, e, terviç etmiyor. Güneş taşa der ki... Taşlıktan kurtulasın da mücevher olasın diye parladım vurdum sana. Bu şimdi e, cümle... Sanıyorum e, e, bugünkü yani yani böyle mineraloji bilgisinde vesaire nasıl tam bilmiyorum ama e, normalde pek anlaşılmaz bu yani bir taş şa, güneş niye vurdu falan aslında konu şöyle simi yani madenlerin e, aslı toprak o topraklar işte sertleşe şu oluyor bu oluyor falan filan işte işte demir oluyor bakır oluyor taş oluyor başka bir şey oluyor filan. Uygun şartların oluştu oluşunca da onların bir kısmı altın oluyor. Fakat altın olabilmesi için yeterince güneş görmesi lazım. Yeterince başka bir şey görmesi lazım vesaire. Yani yani bir tekevün süreci, bir tahavül süreci bu. Ee, şimdi e, bunu tabii e, bu yazarlar, bu düşünürler e, klasik doğa teorisinden öğreniyorlar. Yani klasik doğa, doğa, doğa teorisinde madenler nasıl teşekkül ediyor, nasıl oluşuyor bu konuda bir fikir var bunun üzerinde duruyorlar. Yani o zaman diyorlar ki yani yeryüzündeki altının sebebi ne? Güneş. Güneş olmasa altın da olmaz. O zaman taşa vuruyor. Yani altın ol diye. Yani yani başka bir şey ol diye değil. Şimdi taşı kızdırıyor. Taşı ufalıyor. Taş, taş bazen parçalanıyor. Şöyle oluyor böyle oluyor falan ama güneşin maksadı taşı altın yapmak. Yani taş olarak kalma. Bu nedenle. Şimdi buradan hareketle insanın varlıkla ilişkisini Allah'la ilişkisini düşünüyorlar. Yani Allah bize böyle bir güneş gibi yani ışıtıyor bize, bize vuruyor bize yol gösteriyor ya da bizi yakıyor ki altın olalım diye. Şimdi aşk edebiyatında ya da aşk merkezi yani tasavvuf edebiyatında bu konu çok işlenir. Yani çekilen sıkıntı, dert, tasa insanı yetkinleştirme amacı taşır. Yani yetkinleşerek şeye ulaşmak isteriz. Yani e, dolayısıyla şimdi yani ben mi seni arıyordum, sen mi beninin cevabı biraz bu. Taş aslında ne aradığını da bilmiyor. Taş sadece kızıyor. Yani yani sıcağı alıyor, güneşi alıyor, kızıyor, işte e, harareti artıyor filan. Halbuki taşla ilgili maksadı olan güneşin kendisi. Yani güneş taşı altına dönüştürmek istiyor. Yoksa taşın bir şeyi yok. İnsan da öyle. Yani Allah bize kendisini buldurmak istiyor. Allah bize e, kendi bilgisini e, ihsan etmek istiyor. Yoksa hani biz normal kendimizden hani onu bulamayız. Yani normalde onu merak da edemeyiz. E, güneşin taşla ilişkisi gibi yani e, düşünelim. Zavallı olmayan aşk güneşi de önce kul oldukça kul olarak o, 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 olasın da sonucuna ulaşırsın diye gönlüne vurmuştur. Ee, pardon, zeva özüyle. Zevali olmayan aşk güneşi de şimdi bu tabi geçiş, yani hızlı bir geçiş. Yani doğada bu iş nasılsa e, gönül dünyasında da e, öyledir. Yani e, nasıl ki güneş e, doğal cisimlere vurup onları altın haline getirmek ya da yetkinliğe ulaştırmak istiyor. Çünkü e, yeryüzündeki yetkinliğin sebebi güneş. Yani güneş yoksa yeryüzü yetkinleşmez yani. E, oraya yetkinleştirmek istiyor güneş bunu. Aynı şekilde aşk ateşi de gönlümüze vurduğunda yani gönlümüze ulaştığında o zaman e, şeyi yani bizi yetkinleştirmek istiyor. Yani o zaman acısına dayanmamız lazım. Bizi hırpalamasına, bizi dövmesine. ...dayanabilmemiz lazım diyor. Şimdi bir örnek veriyor. Padişah doğan kuşuna... ...ben der... ...kendi cinsinden soyasın da... ...yalnız bizim yüzümüzü göresin diye... ...iki gözünü bağladım, örttüm senin. Şimdi... E, ...hani doğan terbiye edilirken... ...işte şey yapılırken böyle gözleri... ...kapatılıyor yani örtülüyor. E, yani hem cinslerine kopartılmak için. Bu... E, doğrusu şeyin e, hani bir yer okumuştum bunu tabii mantık tutar dolayısıyla yani bunlar nasıl yapıldığını falan filan hatta e, bir şey vardı. Hmm, e, Şahin böyle yakalayan terbiye eden bir arkadaş vardı. O da bir şeyler anlatmıştı bana ama e, ilgi olmayınca doğrusu aklımda fazla kalmadı. Yani bunları şeyden okuyabilirsiniz. Şimdi Doğan gözlerini Doğan'ın gözlerini yani kartalın veya gözlerini kapatarak e, hem cinslerini unutması sağlanır. Yani çünkü hem cinslerinden kopmadan padişahın kulu haline gelmez. Yani padişahın hizmetkarı haline gelmez. Yakalığını, yakaladığını kendisi yer ya da işte yavrularına yedirir vesaire. Yani ona bir bakıma hafızasını unutturma, unutturmak gözlerini kapatmaya bağlı. Şimdi bu da bir tabir. Yani az önceki güneş tabirindeki gibi bu da bir tabir. Buradan hareketle masivadan yüz çevirmek diye bir tabire ...ulaşmış oluyoruz. Yani masivadan ...yüz çevirerek biz... E, ...şeye gitmiş oluyoruz. E, e, yani gözlerimizi... ...kapatarak padişahın... ...yani e, Şahın ...sultanının, Yunus'un ifadesiyle... ...onun kulu haline geliyoruz. Nasıl ki padişah doğanın gözlerini... ...kapatıyor, Cenab-ı Hak da bizim gözlerimizi... ...kapatarak bizim kendisine... ...dönmemizi e, murad ediyor. Bir göz kapama eylemidir. Yani bu e, dindarlık dediğimiz şey... ...yeryüzüne bir göz kapama... Eylemidir. Güneş korua ben der. Bir daha sirke satmayasın da helvacılık sanatını iş edinesin diye mutfağına kadar geldim. Şimdi bu e, bu da yani hani şimdi Mevlana tabii böyle günlük hayat e, hikayelerinden çok iyi örnekler verebiliyor. Yani helva nedir, sirke nedir? Yani şimdi koruk üzüm orayı anladık. Yani koruk bir e, dozajda kaldığında sirke oluyor. Ama bir dozaja ulaştığında helva oluyor. Şimdi maksat burada... Yani sirke bir eksiklik hali. Yani helva şeyden beklenen bu değil e, efendim. Üzümden beklenen ya da koruktan beklenen sirke değil. Demek ki yani koruk olgunlaşmazsa sirke yapılıyor. Ama olgunlaşırsa ondan da üzüm yapılıyor. Peki bu neye bağlı? Bu güneşe bağlı. Yani aşka bağlı. Yani aşkın gönle doğmasına bağlı gibi. O zaman şimdi... Ee, az önce taş örneğini verdi, ondan sonra doğan kuşu örneğini verdi, ee, şimdi e, üzüm örneğini verdi. Yani e, taşın işte altın ya, olması ya da şey olması, bir üstünde mesela suyun e, akması ya da donması, kaç tane örnek oldu ya Allah Allah. Bakın şimdi sayayım tekrar. Ee, şimdi aşk bizi hırpalıyor, dövüyor yerden yere vuruyor, ayaklarımızı kesiyor, kollarımızı kesiyor, kafamızı kırıyor falan. Bunu anlatıyor, anlatıyor. Ondan sonra şimdi yeryüzündeki örnekleri anlatıyor. Yani sa bize sabrı öğretmek için, bize olgunlaşma yani tekamül sürecini öğretmek için doğadan örnekler veriyor. Mesela diyor güneş diyor taşa şey pardon, üzre. Su akıyor, bir su akmıyor. Akmayan yerinde kalıyor, bir şey olmuyor ama akan kemale eriyor. Yani o zaman şimdi dindar kişi kimdir? Akan bir sudur. Yani duran bir su değil. Akan bir sudur, akışkan. Çünkü e, mevzu yani hayat akışkanlıkta, yani yer değiştirmede, yani sabit olmada değil, e, akışkanlıkta ve maksada doğru gitmede bir, iki akan su örneği. Bunlar sonra tabii Mevlana'nın e, cümlelerinde geçiyor, işte cömertlikte su gibi ol, başka konularda falan geçiyor bunlar. Şimdi ikinci cümle, ikinci konu taş örneği. O da madenlerle ilgili, yani e, su unsurundan daha şey, yani toprağa ve katı maddelere doğru gittik. Ee, ondan sonra şimdi güneş e, madenlere e, vurarak, madenleri yetkinleştirerek onları taştan altına dönüştürüyor. Veya başka bir şeyden bilmem işte güneşe dönüştürüyor. Bu da tabii güneşin onları dövmesine bağlı, onları hırpalamasına bağlı. Yani güneşi çok alması lazım ki o yetkinleşme sürecini yaşasın. O zaman şimdi soru şu. Taş olarak mı kalacaksın, altın mı olacaksın? Soru bu. Üçüncü madde e, efendim e, hayvanlara geçtik. Ee, yani su, e, ondan sonra madenler, şimdi hayvanlara geçtik. Şimdi doğan kuşu e, gözleri kapatılarak, hem cinslerine yundurtularak gözleri yani masivadan yüz çevirtilerek padişah kul haline efendim, getiriliyor. Yani kölesi oluyor ve padişah hizmet eder hale geliyor. Şimdi sen kimsin? Yani sen padişah kul mu olacak, olacak bir kölem olacaksın? Yoksa dağlarda uçan vahşi bir e, şey mi olacaksın, e, doğan kuşu mu olacaksın? Veya kartal kuşu olacaksın neyse. Bu da dördüncü örnek. Ee, efendim. Güneş korua şey yapıyor. E, korukta iki ihtimal var. Yani ya sirkelik olacak. Ya da e, helvalık olacak. Şimdi helva mı olacaksın sirke mi olacaksın. Helva alacağım. Helva olacaksan e, sana e, lazım olan şey. Yani gelecek olan şey. E, aşk güneşidir. Yani aşk güneşinin senin gönlüne kalbine doğup seni yakması lazım yani ayağını ayaksız elini elsiz kafanı kafasız neyse yani bırakması lazım yani böyle yani dertle yani sıkıntıyla seni hırpalaması dövmesi lazım vesaire yani böyle olursa o zaman e, sirke olacakken helva taş olacakken altın e, donmuş su olacakken akarsu he, e, serkeş bir yaban kuşu olacağına doğan kuşu olabilirsin Doğan evet der padişaha buyruğuna uyarım da yalnız senin yüzünü görürüm. Senden başkasını hayal etmem. Candan kulak ederim sana. Kulluk ederim sana. Gül bahçeye der ki yani padiş şimdi Doğan bunu kabullendi. Yani gözleri kapatılmış olan Doğan bunu kabullendi. Yani yeni durumundan razı. Dolayısıyla bir şey kaybetmedi. Yani padişaha kul oldu. Padişahın Doğan oldu. Bir şey kaybetmedi. Peki Gül ne dermiş bahçeye? Varını yoğunu satasın da bizimle uzlaşasın. Bizimle yiyip içesin diye malımı mülkümü ortaya döktüm. Buradan altın alıp da bir başka güzelle yiyen kişi. Eşeklik etmez de ne yapar? Ya Mevlam Hazretleri nasıl da bir Evet. Eğri otur da doğru söyle. Gül bahçeye der ki evet. Varını yoğunu satasın da bizimle uzlaşasın. Bizimle yiyip içesin diye malını mülkünü ortaya döktüm. geçelim. Yani e, yani gül bahçede ortaya çıkmışsa yani hani orada e, yani bir adamın hani o gül varken gidip başka bir şeyin peşine gitmesi bu bu yakışık almaz yani çünkü gideceği şey veya ulaşacağı yer o gülden güzel değil. Dolayısıyla yani malını mülkünü feda etmesine harcamasına gerek yok yani diyor. E, buradan altın alıp da bir başka güzelle yiyen kişi eşeklik etmez de ne yapar? Ya bu işte Mevlana'nın cümlelerine böyle hakikaten bayılmamak mümkün değil. Ee, yani güzel burada ama sen gidiyorsun ömrünü başka bir yerde tüketiyorsun. Yani yanlış gayelerin, yanlış maksatların peşine gidiyorsun. Ee, Valla Mevlana, hani biz demiyorum yani Mevlana diyor eşeklik diyor bu. Evet. İsa bakırını altın eder. Altının varsa mücevher yapar. Mücevherin varsa onu daha da güzelleştirir. Aydan da güneşten de daha güzel bir hale sokar. Şimdi İsa kim? Ölmüşleri diri kılan. Yani diri kılan değil. Allah'ın Elhay ismi kendisine tecelli ettiğinde Allah onun vesilesiyle ölmüşleri diri kılar. Yani yoksa İsa Efendimiz tabii değil. Şimdi buna benzer olarak İsa bakırı altın eder. Altının varsa mücevher yapar. Mücevherin varsa onu daha da güzelleştirir. Aydan da güneşten de güzel bir hale sokar. Burada bahsettiği şey simya ilmidir. Simya ilminden söz ediyor. Peki simya ne demek? Simya ilmi kimyanın bir şey yani türevi gibi veya bir alt kısmı. Bazıları mesela simyayı müstakil bir ilim sayıyor. Ama bence değil. Bu kimyadır. Yani kimyayı saadettir. Ee, ondan sonra e, e, simya şimdi madenlerin yeterince güneş aldığında ya da şartlar oluştuğunda daha üst madenlere evrilebileceğini kabul eden bir teoridir. Yani mesela... Taş diyelim ki yeterince güneşi aldığında ya da şartları teşekkül ettiğinde daha üst bir şey. Mesela diyelim ki bakıra dönebilir ya da mesela gümüşü üretebilir. Yani bu içine çektiği güneşle ilgili yani ne kadar güneş alırsa onunla ilgili bir şeydir diye bir teori var. Tabi detaylarını bilmiyorum yani yani o doğa teorisi içerisinde bu bir şey bir nazariye bir görüş. Böylece şimdi madenler daha üst maden formlarına ulaşarak evrim geçirirler yani güneşin şeyiyle himayesinde evrim geçirirler e, diyor. De, şey de, deniyor yani klasik şeyde. Şimdi bunu tabii Müslüman düşünürler ele aldıklarında şeye odaklanmadılar. E, yani bu altın altın işleri nasıl olacak? Yani madeni nasıl altın yapacağız? Buna odaklanmadılar. Ahlaka taşıdılar ve aslında ahlak kimyanın benzeridir. Yani doğa bilimlerinden ahlaka denk gelen şey kimyadır. Çünkü kimya madenlerdeki değişmeyi esas alıyorsa İnsanın yapıları da bir tür madenlerden oluşur. Bu madenlerin daha alt formlarının daha üst formlara dönüşmesi hedeflenir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi mesela cimriliğimiz var. Cimrilik nedir? Cimrilik aslında bir cömertlik yoksunluğudur. Yani güneşi tam alsaydı cimrilik, yani cömertliği tam görseydi cömertlik haline gelecekti. O zaman şimdi kodlarsak şöyle diyelim. Cimrilik kurşun olsun. E, cömertlik de e, e, bakır olsun. Yok cömertlik o zaman altın olur pardon. Şimdi biz bu e, kurşun olan cimriliğe yeterince güneş verirsek. Şimdi buradaki güneş aşk. Yani aşk kalbe gelirse bu cimri olan tarafımız cömertliğe dönüşecek. Yani aşk ateşi cimriliğimizi altına pardon cimrilik olan kurşunumuzu cömertlik demek olan altına evirdi oraya yükseltti. Mesela diyelim ki bende korkaklık var. Sorun ne? Şimdi bu korkaklıkla yaşanmaz. Bunun cesarete dönmesi lazım. Şimdi niçin cesaret yok? Çünkü aşk güneş yok. Yani güneş almadığında taş bir alt kategori, kategoride kalıyor. Bir üste çıkabilmesi için güneş alması lazım. Şimdi kalbe aşk gelince yani Allah aşkı, iman aşkı kalbe yerleşince o zaman e, bu şey olan yani bakır olan mesela bakır diyelim bakır diye kodlayalım ya da alüminyum diyelim mesela. Alüminyum diye kodladığımız korkaklık e, bakır şey altın haline gelir. Aşk geldiğinde yani o zaman gözümüz hiçbir şey görmez şu falan filan. Mesela mal sevgisi dünya sevgisi diyelim ki teneke teneke dedi maden olmaz ya. Eee. Neyse bu değersiz madenlerden bir tanesi olsun. Bu şey e, arkadaşımız. Sorun ne? Sorun aşk e, ateşi olmayınca yani gönle aşk ateşi girmeyince bu maden şey yapmaz. Yani bu maden e, altın haline gelmez. Aşk ateşi gelince bu maden de şeye dönüşür. Böylece e, mevcut ahlaki durumumuz altının dışındaki alt madenler e, varmak istediğimiz yer yani ahlakımızı dönüştürmek istediğimiz yer altın. Bunun aracı ise yani iksiri ise aşk, iman. Aşk gelecek kalbe, dünya sevgisini ukba sevgisine, cimriliği cömertliğe, korkaklığı cesarete, ahmaklığı hikmete, taşkınlığı iffete, e, ifratı itidale, kibri merhamete, ondan sonra... E, Aklıma kötü huyu gelmiyor. Kötü huyu gelse hepsini bulacağım da. Tamam. Buraya buraya çevirir. Yani böyle, böyle böyle yapar. Buna simya diyoruz. Yani bizim için simya bu demek. Kimya bu demek. Kötü bir huyumuzu iyi bir ahlaka dönüştürmekten büyük servet yoktur. Buna kanaat deniyor. İnsanın zenginliği kötü vasıflarını iyi vasıflara döndürmek demektir. Faruk anlaşılıyor mu? Evet. Hı hı hı. Tamam. Ee, şuraya şiiri hızla bitirelim. Evet. De, şimdi o zaman İsa kim burada? İsa Efendimiz yani mürşidi yani mürşit Hazreti İsa Efendimiz'i e ve Hazreti Peygamber Efendimiz'i e temsil ediyor. Mürşit bunun yolunu gösteriyor. Yani aşk, aşka nasıl varacağımız ya da aşkın bize nasıl geleceğinin yolunu gösteriyor. Aşk geldiğinde otomatikman bu tedavi yapıyor. Yani bozuk madenleri e, yetkinleştirerek onlara güneş, vesaire desteği sağlayarak bunları altın haline getiriyor. Parasız pulsuz müşteri değil hatta Allah satın almıştır sırrına mazhar eder seni. Yusursan bu gömlekten bir koku alırsın elbet. Yani Allah satın almıştır yani inna Allah ştera. yani canlarımızı satın almıştır. Şimdi İsa Efendimiz gelecek bize bunu öğretecek. Yani biz diyeceğiz ki mesela benim param ya senin paran değil Allah seni satın aldı. Biz diyeceğiz ki benim işte varlığım Allah seni satın aldı. İşte benim yani sana eğer Yusuf'un kokusundan bir şey almışsan senin kıymetine kim ne verirse versin az verecektir. Seni Allah satın almıştır. Bunu Yusuf'tan öğrenmiş olursun. Ee, biraz hızlanalım. Meryem gibi bize de kuru daldan yaş vurma biter. O zaman yani Meryem gibi yani İsa gelmeye başlarsa kuru bir daldan yaş vurma biter. Yani tezat yani e, normalde hani kuru daldan beslenemeyiz ama ama, ama İsa gelecek ise yani İsa'nın nefesi gelmeye başladığında kuru dallar meyveye durur yani e, o da bir mucize. E, ondan sonra e, bize de İsa gibi istemeden beşikte ululuk verilir yani e, yani o yola girince aşk yoluna girince Allah'a bağlılık yoluna girince yani beşikteyken bile o şey verilir. E, mesela ilim öğrenin hani. Beşikten mezara kadar cümlesi bence e, oradaki beşik kelimesi Hz. İsa'ya atıf yapıyordur. Yani beşikte öğrendi. Yani Rabbim bana kitap verdi, hikmet verdi cümlesi oraya atıf yapıyordur. E, i̇şte mezarda yani kişinin ölümüne kadar. Evet. E, devam edelim. Bağsız, asmasız üzüme bak gecesiz kutlu, parıl parıl parlayan mana seyret, savaşsız kavgasız, tanrı ihsanı olan şu üstün, şu yardıma mazhar olmuş devleti gör. Evet. Yani bir üzümün varlığında yani Cenab-ı Hakk'ın devletini şeyini gör. Bu önemli bir konu aslında yani doğada yani doğadaki her bir hadiseyi ya bu zaten böyle olacaktı diye değil de yani bir ezberle değil de yani her şey bir mucize olarak bakabilmek ve o heyecanı, o coşkuyu yaşayabilmek lazım yani. Ateş gibi yüzünden dünya hamamı kızıştı. Çocuklar gibi hamamdaki resimlere bakıp ağlama. ağlama. Yani hamamlarda bir tek bir resimler tabii çiziliyor eskiden beri. Demek ki yani bunlar aynı zamanda tabii sosyolojik bir araştırma konusu da olabilir. Yani 13. yüzyılda Mevlana diyor ki hamamlardaki resimler filan böyle çizgiler artık nelerse bunlar ee, devam edelim ay ışığı ışım ışıtmadıkça ay o duvara vurmadıkça duvar kapkaranlık kalmıştı gerçekten de biz dönüp ona varacağız ayetini okumuş görüyorsan görüşe sahipsen o yana bak ya Tebrize yürü Şemseddin'den haz al e, yahut da bunu anlatanların sözlerine gerçek olarak inan. Yani ya bizim bunu kentsen öğrendiğimiz Şems-i Tebrizi'ye git. O dinin güneşidir. Yani dinin güneşi de şu demek. Yani dinin e, artık yorum olarak eskimiş kavramlarını kelimelerini canlandıran, onlara hayat veren bir güneş gibi ve onları diri eden kişi anlamındadır. Yahut da bizim bu sözlerimizden ibret al diyor. Evet. E, bu bu kadar. Yani divan Kebir'den okuyacağımız nokta bu kadar. Şimdi ikinci e, kısma geçiş yapabiliriz. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Bugün bu hani biraz oruç tutmamızı da anlamamıza katkı sağlayacak şekilde e, bir ayet-i kerimenin yorumu üzerinde konuşacağım. E, bu ayet-i kerimenin e, rakam ve sure numarası Bakara Suresi. Yani Kur'an-ı Kerim'deki en büyük e, sure olan Bakara Suresi'nde 58. ayet-i kerime. 58 59'a da uzuyor. Yani 58 ve 59 gibi yani diyelim. Şimdi bu iki ayet-i kerime gerçekten çok önemli. Aslında bu iki ayet-i kerime üzerinden bütün Kur'an-ı Kerim'i okumak da mümkün olabilir. Hayatı okumak da mümkün olabilir. Yani hani iyi konu üzerine iyi durabilsek aslında bütün hayat bu bunun üzerine kurulu gibi. Ee, şimdi başlayınca ne demek istediğimi anlatacağım. Ee, bir de e, şimdi bu hani Yunus Emre'den, işte Hacı Bektaşi Veli'den vesaire bizim tasavvuf e, e, düşüncesinden aşina olduğumuz bir konu vardır. İşte böyle buğday, himmet vesaire filan gibi. Şimdi bunların kaynağı nereye gidiyor yani? hani bu ne, nedir, ne, nereyle ilgilidir filan o da bu bahisle ilgili. Şimdi diyor ki <laughs> ayet-i kerimede وَاِذْ قُلْنَتْ قُلُّ هَذِي الْقَرْيَا فَكُلُوا مِنْهَا Ragadan ve dhulul sücceden ve kulu hittatun nafir ve muhsinîn Şimdi biz dedik ki yani bu İsrailoğullarına dedik ki şu kariyeye girin. Kariye köy. Yani tamam şehirden çıkartıldınız şöyle oldu böyle oldu filan ama yani artık şu kariyeye girin. Yani e, şey yapmayın. Yani e, vaka böyle buraya girin yerleşin. Fekulu minha oradan hay suşitüm radın. Dilediğinizce, dilediğiniz zaman bolca yiyin diyor buradan. Vadhulül bâbe süceden. Kapıya da böyle secde edici olarak girin. Ve kulu hittatun. Şimdi bu hitta bir tabir. Yani ve kulu hittatun. Şimdi şehre girin. Tamam. Ee, bolca genişçe rızıklarından yiyin. Tamam. Ee, kapıya se yani secde edin tamam secde edici olarak yani yani yediniz içtiniz en yani Allah'a secde edin başkasına değil yani Allah'a secde edin Ma yani kapı değil burada mabedi de, temsil ediyor tamam vakulu hittatun yani aklınız gücünüz bir şey deyin hitta deyin nafir lekum hatayakum biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım yani çünkü şimdi siz yediğiniz içtiğiniz sürece e zaten yani hata yapmaya devam edeceksiniz. Yani günah işlemeye, suç işlemeye devam edeceksiniz. Çünkü insan tabiatı bu. Yani, yani insan tabiatı e, ve suç işlemeye müsait bir şey. Yani insan tabiatı işte hata yapmaya müsait bir şey falan. Şimdi burada e, temel vurgumuz şurası. <laughs> hittatun nafilokum hatayakum. Kulu hittatun. Hitta deyiniz. Biz de sizin hatalarınızı başlayalım. Şimdi hitta ne demek? Yani hitta kelime manası ne demek? Şimdi tercümesine de bakayım. Eee tercüme şimdi ayet-i diyor ki hani bir zamanlar şu şehre girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin de hatta yani bizi bağışla deyin ki size hatalarınızı mağfiret ediverelim. İyilik yapanların nimetlerimizi daha da artıracağız dedik. İnna Allah yok ve senizidul muhsinin Şimdi hıtta kelimesi kelime olarak yani bizi bağışla yani bize mağfiret et demek oluyor. Vesenezidul muhsinin yani ihsan sahiplerini biz artıracağız. Verdiğimiz nimetleri artıracağız. Ben daha önce de yani muhtelif zamanlarda burada beyan etmeye çalıştım. Şimdi Kur'an Kerim'den yani muhsin kelimesi geçtiğinde ve anlam buna müsait ise Hazreti Peygamberin verdiği anlamı vermekte fayda var. O zaman şöyle diyeceğiz ve muhsinin yani sizi bağışlayacağız evet yani sizin hatalarınızı bağışlayacağız hıta diyenlerin fakat muhsin olanların ise artıracağız yani bağışlamadan daha çok şey vereceğiz onlara muhsin olanlar kim Allah'ı görür gibi ibadet edenler yani o zaman şimdi hıttayı söyleyenler iki grup oluyor bir normal hıtta diyenler yani ya Rabbi affeyle, bizi affeyle diyenler bir de Allah'ı görürcesine diyenler Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki yani hıtta diyenleri yani bizi bağışla diyenleri biz affedeceğiz ama Allah'ı görür gibi bunu diyenleri ise diyenlere ise daha çok vereceğiz. Şimdi demek ki yani her hıtta diyen bir değil yani hep af, her af isteyen aynı adam değil yani mesela diyelim ki işte on bin kişi bunlar ya Rabb bizi affeyle diyor ama kademe kademe yani bir kısmı öylesine dil alışkanlığı diyor öteki bilmem şöyle diyor belki böyle diyor falan bir kısmı cemaate uyuyor. Fakat bir kısmı Allah'ı görür gibi bunu söylüyor. Allah'ı görür gibi bunu söyleyenlere ve Senezîdül Muhsin'in onlara daha çok iyilik yapacağız, onlara daha çok nimet vereceğiz Allah'ı görür gibi olanlara. Şimdi peki ne yaptılar? Febeddelillezîne zâlemû kavlen gayra Bu zalimler yani işin değerini anlamayanlar yani buradaki takdirimizi, buradaki kadrimizi ve kudretimizi anlamayanlar, e, aceleci davrananlar, e, kendi heveslerinin peşine düşenler falan yani çoğaltabiliriz. Yani zalemu kelimesini yani zulmetmek ne demek? Yani kıymetini bilmeyen cahiller yani anlamında. Febeddele lezine zalemu kavlen gayrellezi kıylelehum. Onlara söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Yani onlara biz bir söz söyledik. Hıttatun dedik. Onlar başka bir söz söylediler. Ve sözü değiştirdiler. Şimdi tercümesine bakalım. Bunun üzerine o zulme devam edenler bence bu iyi olmadı. O zulme devam edenler iyi bir tercüme değil burası. Ee, devam edenler <laughs> sözü değiştirdiler. Onu kendilerine söylenildiğinden başka bir şekle soktular. Ee, yok. Öyle değil. Yani onlara söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Yani onlar bu sözü değil de başka bir söz söylediler. Sözü değiştirdiler. Şimdi burada şimdi e, mütercim şeyi vermemiş. Yani ne dediklerini vermemiş. Biz bunu tefsirlerden, işte başka metinlerden öğreniyoruz. Yani hakikaten böyle bir değiştirme yapmışlar ve başka bir söz oraya ikam etmişler. Şimdi bu söz nedir? Yani bu ikam ettikleri söz nedir? İkam ettikleri söz bu Arapça kelimeye bir nun harfi eklemekle ortaya çıkan bir kelimedir. Şimdi hitta kelimesine nun harfini eklediğimizde hinta oluyor. Yani hinta buğday demek. Şimdi o zaman mana tam oturuyor. Yani karşıtlık tam şekilleniyor. Cenab-ı Hak onlara diyor ki kıtta deyiniz. Yani aklınız, gücünüz, fikriniz ya Rabbi bizi bağışla filan yani bunun taşıdığı üst anlamda olsun. Yani bizi bağışla yani oturdu bizi bağışla bizi bağışla diye yani sızlanmak değil. Yani neyse artık o yani bunun için neler yapmaları gerekiyorlarsa işte yani nasıl bir ahlakla mücehhez olmaları lazım vesaire filan ise o yani onda olmaları lazım iken فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ Onlara söylenenden başka bir söze bunu değiştirdiler. Yani ne dendi onlara? Onlara dendi ki hıtta deyiniz. Yani bize affedin deyiniz. Ama onlar sözü değiştiler. Yok bize af yaramaz. Yani af karın doyurmuyor. E, dindarlık karın doyurmuyor. Bize ekmek lazım. Mide lazım dediler. Buday lazım. Cenab-ı Hak diyor ki <laughs> Fenzel alellezine zalemu rizzen mines semai bime kanu yefsukun. Bu yaptıklıkları fasıklığa mukabil. Yani çünkü bu bir fasıklık. Yani yani Allah'ın söylediği sözün değerini bilememe, Allah'ın sözünü anlamama. Bu bir fasıklık hali. Bu fasıklığa mukabil biz de onların üzerine gökyüzünden bir şey indirdik. Yani e, ondan sonra bir bela, bir sıkıntı e, kir indirdik yani bir pislik yani indirdik diyor. Şimdi ayet kelime bu yani hani genel olarak hani konuşacağımız veya konuşmaya başladığımız ayet kelime bu. Şimdi bana öyle geliyor ki bu ayet kelime aslında yani insanın dünya içinde e, insana gösterilen iki yolu anlatıyor. Şimdi başka bir surede mesela diyor ki Cenab-ı Hak Biz insana iki yol gösterdik. Yani ya şuradan gider. Mesela inne şükran vay kefura Ya şükreden olur ya da nankörlük eder. Yani ya oradan ya buradan. Şimdi dolayısıyla iki yol ihtimali var. Bu yollar hani illa birbirle çelişir anlamında değil ama en azından birincisini yani buğday ötekini içermiyor ama öteki buğdayı da içerebilir. Yani hıtta denen şey hıntayı da içerebilir belki ama hınta hıttayı içermez. Yani bu bu böyle değil. Neden? E çünkü hıtta daha üst bir kavram, daha ahlaki bir kavram ve daha müstahane bir kavram. Yani onu buğday içermez. Buğdayı bırakarak ona gitmemiz lazım ki buğday arkamızdan gelsin. Yani şey bunun üzerine kurulu. Şimdi e, Yunus Emre'nin hikayesine dönelim. Şimdi Yunus Emre e, Hacı Bektaş dergahına geliyor. Diyor ki ee, şey lazım bize buğday lazım diyor. Aslında kendisine değil köyüne buğday istiyor. E, ee, şey de Hacı Bektaş da diyor ki buğday mı istersin himmet mi istiyor, istersin diyor. Buğday mı himmet mi? O da ya buğday ne yapayım şey himmeti ne yapayım ben diyor. Buğday lazım. Biz açsın aşağı yukarı e, işte diyelim ki şu, Adem'den beri hep buğdayın peşinde gideriz. Yani yani Adem de bir buğdayın peşine gitti. Biz de bir buğdayın peşine gittik. İşte Kabil mesela bir buğday sebebiyle işte Habil'i öldürdü. Yani ondan beri aslında kavgalarımız hep buğday kavgalarıdır. Yani yani bu buğdaya olan tutkumuz, yeme içme olan tutkumuz, aslında midemize olan tutkumuz bütün her şeyimizi değiştiriyor. Hatta şeyin Arif Nihat'ın bir şeyi vardır. Veya Yunus Yunus'la ilgili olabilir, Adem'le ilgili de olabilir. Unuttum şimdi. Yunus diyor, işte dergah diyor sana diyor buğday himmet mi dedi diyor. E sen diyor buğday dedin sonra geriye döndün buğdayı bırakıp himmeti aldın. Biz hala buğdayın peşine gidenleriz diyor Arif Nihat Asya. Çok güzel bir şiirdir gerçekten. Biz hala buğdayın peşindeyiz. Şimdi orada e, Yunus Emre bu sözü anlamıyor. Yani kendisine söylemiş olan bu sözü anlamıyor. Ve diyor ki ben diyor himmeti ne yapayım diyor. Bize diyor lazım olan buğdaydır. Gerçekten de öyle yani buğday lazım. Çünkü o amaçla oraya gönderildi. Sonra işte yoldan geriye dönüyor filan mevzuyu anlıyor. Şöyle oluyor böyle oluyor vesaire. Şimdi böyle bir hikaye olmuş mudur? Olabilirdi olmayabilirdi. Ama benim kanaatime göre olmamıştır. Yani çeşitli nedenlerle ben bunun böyle olmadığı kanaatindeyim. Ee, ama şimdi buradaki incelik şurada. Bu hikaye aslında hayatımızda sürekli olan bir hikaye. Yani mesela ben şimdi çeşitli örnekler vereyim. Şimdi e, ben kendi çocuğumla dair mesela meslek seçecek. Şimdi meslek seçerken neye bakacağız? Buğdaya mı himmete mi? Şimdi buğday belli. Yani, yani o mesleğin bize kazandıracakları parası şu bu vesaire falan filan. Burada himmet ne olabilir? Mesela himmet işte Allah'ın rızası. Allah'ın rızası istikametinde insanlığa hizmet. işte topluma hizmet vesaire filan gibi. Şimdi bunlardan hangisini tercih edeceksin? Ya da bunları tercih ederken yani esas yani yönelimin nereye gidecek? Yani yani ben mesela bir şey seçeceğim derken esas dikkatin nereye gidiyor? Şimdi bu çok temel bir konudur. Temel bir meseledir ve günlük hayatta sürekli karşılaştığımız bir hadisedir bu. Ee, tercihimizi neye göre yapacağız? Şimdi meslek seçerken buğday mı himmet mi diye bize sorulur. Yani hayat bize bu soruyu böyle dayattır. Ya da mesela bir iş yapıyoruz. Mesela orada bize hayat sorar. Yani buğday mı himmet mi? Yani değerden yana mısın? Yoksa nicelikten yana mısın? Şimdi hayat bize bunu sorar. Yani veya önümüze çıkar. Dolayısıyla bizim bu imtihan sürecinden geçmediğimiz hiçbir dönem, hiçbir süreç yoktur. Yani biz hayatı buğdayla himmet arasında bir yerde yaşarız. Yani himmetten yana da gitsek aklımız buğdayda kalır. Buğdaya da gitsek bu kez himmet içimizde bir vicdan azabı olarak kursağımızda kalır. Yani yani ya böyle yapıyoruz ama keşke şöyle de yapsaydık falan diye der düşünürüz. Yani yani mevzuya böyle bakarız. Dolayısıyla bu buğday ve himmet meselesi e, hayatımızı şekillendiren ana konulardan bir tanesidir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın muradı neydi? Cenab-ı Hakk'ın muradı hani Divan Kiber, Kebir'de okuduğumuz üzere İsrailoğullarını şehirden çıkartarak Firavunların zulmünden çıkartarak Onların sürekli hayallerini kurdukları o Firavun'un zenginliğinden uzaklaştırarak e, sahibinin doğanı terbiye ederken gözlerini bağlaması örneğindeki gibi İsrailoğullarının gözlerini bağlamak idi. Kariyeye girin dedi orada yiyin için yani gözlerinizi bağlayın ve hıttatun deyin başka bir şey söylemeyin. Bu bir göz bağlama olayıdır yani çünkü onlara Firavun sarayını unutturması lazım. Ee, ...Mısır'ı unutturması lazım... ...orada yaşadıkları tecrübeleri... ...orada yaşadıkları serüvenleri unutmaları lazım... ...yani başka çaresi yok... ...onu unuttuklarında da o zaman gerçek bir... E, ...insan haline gelecekler... ...yani hayatı gerçekte yaşamaya... E, ...başlayacaklar... ...yani bu e, hale e, gelecek... ...fakat... On, e, ...onlar buna tahammül edemediler... Yani, e, yani, ...yani bir doğanın... ...gözlerini kapatması gibi... E, ...gözlerini kapatmaya... E, Firavun'un şehrine gözlerini yummaya tahammül edemediler ve dediler ki bizi bu şehirden çıkar, bizi başka bir yere götür dediler. Nitekim bunun dışında başka birçok ayet-i kerimede işte onlara işte biz diyor işte e, bıldırcın verdik işte hel helva verdik fakat onlar istediler yok sarımsak istiyoruz, soğan istiyoruz, patates istiyoruz, mümle istiyoruz, ötekini berekini vesaire istiyoruz ama her şeyi istiyoruz diye düşündüler diye 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 söylediler. Şimdi o zaman şimdi diyeceğiz ki yani burada e, Cenab-ı Hak bizim yani bir doğan gibi gözlerimizi kapatarak e, şey yapmamızı istiyor e, e, kendisine yani kendisine yönelmemizi, kendisine teveccüh etmemizi istiyor. Bunun için gözlerimizi kapatıyor ama bizi besliyor, beslemeye devam ediyor. Ama biz orada direniyoruz. Şehre direniyoruz. E, patates istiyoruz, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Patatesi bulup başka bir şey istiyoruz, onu bulup başka bir şey istiyoruz. Yani biz diyoruz ki, biz dünyada kalmak ve dünyalı olmak istiyoruz. Dünyanın kavgasıyla beslenmek istiyoruz, dünyanın kavgasıyla var olmak istiyoruz vesaire. Yani böyle bir şey vardır, yani böyle bir durum vardır. Şimdi bir de oruçla irtibatı üzerine birkaç söz söyleyelim, efendim. Şimdi oruç ibadetler içerisinde bizim yaşamsal ihtiyaçlarımızla ilişkimizi düzenleyen bir ibadettir. Belki hani zekat da böyle düşünülebilir, oruç da böyle düşünülebilir ama şey özür dilerim, zekat ve namaz da böyle düşünülebilir ama bunlar biraz daha farklı. Oruç bu konuda daha ileride bir ibadettir. Yani daha esaslı bir ibadettir. Çünkü e, açık bir şekilde yani yemeye içmeye ve cinselliğe engel koyarak bize, bizi zorunlu olarak hıtta yoluna çekiyor. Yani hınta yolundan yani buğday yolundan himmet yoluna dönmek demektir. Oruç tutmak e, buğday yolunu bırakıp e, himmet yoluna yani ahlak yoluna yani dindarlık yoluna yani Allah'ın yoluna e, dönmek demektir. Şimdi bunu tabi e, başaramıyoruz. Yani neden? Çünkü beden oruç tutuyoruz ama arzularımız artıyor, e, iştahımız artıyor. İşte sahurda ve iftarda böyle e, deliler gibi yemeğe dönüyoruz vesaire. Ama normal şartlarda yani zihnimizde yeme içmenin ve cinselliğin e, varoluşsal yeri küçüldüğünde... O zaman buğdayın yeri şey e, buğdayın değil. Buğdayın yeri küçülmüş olacak. Buna mukabil hıtta yani merhametin, yani ahlakın, yani iyi değerlerin yeri e, artmış e, olacak. Şimdi oruç ibadeti bunu sağlayan bir ibadettir. Yani bunu tesis eden, bunu temin eden bir ibadettir. Dolayısıyla şimdi biz oruç tuttuğumuzda o büyük kırılmalar içerisinde e, hıdda yolunu tutan, himmet yolunu tutan, iman yolunu tutan ee, insanlardan birisi e, olacağız. Bu e, Mevlana'nın bir ayet kelime yorumunda söylediği bir cümle var. Ee, İnne enkere lesvat ile sultu le hamir. Yani seslerin en çirkini eşeğin sesidir diye ee, diyor ki yani bu şimdi eşeğin sesi niye çirkin olsun ki yani eşek. O da bir hayvan yani neticede ee, niye çirkin olsun? Çirkin değil aslında. Fakat eşeğin sesi bir tabirdir. Yani eşeğin bağırması, eşeğin anırması bir tabirdir. Nedir bu tabirin ana fikri? Bu tabirin ana fikri eşek acıktığında e, ve doyunca da e, cinsellik için bağırır. Yani eşek bağırması demek aslında yemek, içmek ve e, cinsellikten başka e, hareket gayesi gütmeyenler demektir. Yani insanlar için geçerli bir şey bu. Yani eşek için bu bir suç değil fakat insan bu davranışı taklit etmeye başladığında... Yani eşeklerden farkı e, kalmamış e, oluyor. O halde şimdi orucun bizi bize yapmak istediği şey bizi hıtta yoluna yani bağışlanma yani merhamet yani ahlak yoluna bizi taşımaktır. Hayatımızın buğday üzerine kulmu olmasını yıkmaktır. Hayatımız buğdaydan ve ekmekten ve benzeri şeylerden daha fazladır diyebilmektir. Eee ve hayatımız aslında Allah'ın karşısında dik durmak, Allah'ın karşısında e, e, var olmaktır. Yani esas yaşamak bu, budur yani. E, bu e, hıtta ve e, buğday meselesi ana hatlarıyla bu şekilde. Her birimiz tabi tercihlerimizi yapacağız. E, bilmek lazım ki hıtta yani buğdayın peşine gittiğimizde öteki yoktur. Ama ötekinin peşinden gittiğimizde buğday e, bir şekilde e, ee, orada varlığını e, efendim sürdürebilir. E, ee, ayet kelime bu kadar. Ee, devamında mesela <laughs> ha özür dilerim bu zaten devamına geliyor onu da isterseniz okuyayım size ayet kelime olarak. Vezistesqa Musa li kavmihi fakulna dribbi asakel hacer fanfajeret min husnete ayna Kad alime kullu Kulu min ve la Şimdi diyor siz Musa'dan bir yağmur istemiştiniz. Yağmur duası yap bize diye. Fakulna durib bi asa hacer. Biz de ona dedik ki yani asanla yani elindeki asa ile e, taşa bir vur bakalım. Şimdi normalde taşa vurup taştan su çıkar mı? Çıkmaz. Yani en büyük tezadı gösteriyor. Yani taştan su çıkartmak Taştan su çıkartmanın sembolik ifadesi ise taşlaşmış gönüllerinizden iman fışkırsındır. Ondan sonra ee, bir dakika He, e, bir hacı fen fecelet min aynı oradan bir anda on iki tane göz ortaya çıktı. Yani 12 göz. Yani taştan 12 göz çıktı. Kat alime ee, kullu nasi meşrebem. Herkes nereden içeceğini bildi. Yani 12 kavim Aziz Musa bir vurdu. 12 tane su kanalı. Yani su şey gözü oluştu. Pınarı oluştu. Herkes nereden içeceğini bildi. Kulu veşrebu min riskillahi ve la te'asefil erdi muhsidin. Yani işte bakın Allah'ın nimetinden yiyin. Yani olmadık yerde Allah taştan size su veriyor. Ondan sonra e, e, yeryüzüne böyle bozguncu olarak dolaşıp durmayın yani, yani fitne çıkartmayın, yani öyle böyle falan demeyin yani. Şimdi bakınız. Ve bu böyleyken Ve ya Musa, len nasbiru ala ta'amin vahid. Vallahi Musa biz tek bir yemeğe dayanamayız. Ya yani bir tane yemekle bu iş olmaz. Ya yani öyle yani Bıldırcın yiyeceğiz falan. Yetmez yani. İşte helva yetmez yani. Tamam e ne yapacağız? Fed'u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu. Min bakliha ve kissaiha ve fumiha ve adesiha ve basaliha. Cenab-ı Hakk'a dua ile Fed'u lena rabbeke. Yani dua ile yeryüzünün yani toprağın bitirdiği bakla işte şeyler kabak Ondan sonra e, sarımsak, ondan sonra mercimek, soğan dan bize çıkartsın, yetiştirsin yani. Yani böyle bir 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 beşel bakınız. Normalde bunlar meşru ihtiyaçlar ve bu yani Cenab-ı Hak bize bunları helal kılmıştır. Helal kıldığı için de bunları talep etmemizde bir yanlışlık yok. Mevzu ne? Mevzu onlardaki acelecilik yani Cenab-ı Hakkın muradına karşı direnme. Mevzu bu daha doğrusu yani doğanın gözlerini kapatmaya yanaşmaması. Mesele buradan çıkıyor. Dolayısıyla şimdi doğan gözlerini kapatmayınca avcı olamıyor ve padişah kul olamıyor. Şimdi İsrailoğulları bu sürece girdiklerinde B mahal Mısır'daki ve daha önceki yani Firavunların yani şeyi altındaki hayatlarına dönmüş olacaklar. İşte tarım yapacaklar, şunu yapacaklar. Halbuki Cenab-ı Hak onlardan akan bir su istiyor, duran bir su istemiyor. Yani tarımla mesela şeyin e, Hazreti tabii dinin yayılması için daha böyle göçebe, daha dinamik, daha aktif, daha etkin olmak gerekiyor. Mesela Hazreti Ömer'e işte bu Dijle Fırat toprakları falan gelince, yani Müslümanlara fethedince Hazreti Ömer diyor ki buraları diyor sahiplerine bırakacağız diyor. Yani bunları şey yapmak yok. Böyle hani ele geçirmek vesaire, işte ganimet malı olarak dağıtmak yok diyor. Ya diyorlar ki yani e, ama şeriat böyle söylüyor Hz Musa tabi ayet kelimeleri yorumluyor. Ondan sonra da diyor ki e, yani biz diyor o zaman yani Müslümanlar buraya yerleşirlerse yani o zaman İslam'ın yayılması veya İslam'a hizmet ortadan kalkar çünkü insanlar tarım yaparlar başka bir şey yapmazlar vesaire. Şimdi burada Cenab-ı Hak bu kavimden bir murat e, besliyor bir murat taşıyor o muradı ne? Bu kavim e, Kariye'de yani o bulundukları yerde yaşayacaktı. ...zaten Hazreti Musa'nın varlık sebebi o. Hazreti Musa bunları aldı. E, o zulümle kurtardı ve bir yere götürdü. Şimdi orada... ...nesiller değişecek. Hafızalar değişecek ve bunlar... ...tarihin yükünden kurtulacaklar. Yani intikam alma hevesinden... ...işte eziklikten, şundan bundan falan... E, ...şey yapacaklar. Bu tabi günümüzde de yaşanan büyük bir problem. Gerçi... Ha pardon özür dilerim. Şimdi e, eziklikten kurtulacaklar. Fakat... Onlar buna tahammül edemiyorlar. Yani gidiyorlar. Yani şimdi burada aç kaldık. Yok şöyle oldu sıkıldık mıkıldık vesaire filan geriye dönmek istiyorlar. Şimdi geriye dönmelerine işte Cenab-ı Hak böyle şey yapıyor. Yani bunlar zalim oldular. Yani anlamadılar. Yani mevzuyu anlamadılar. Şimdi bu günümüzde de çok geçerli bir durum aslında. Çünkü e, şimdi Müslüman toplumların üzerinde e, yüzyılların ataleti var. Yüzyılların ezilmişliği var. Yüzyılların tortuları var. ...ve yüzyılların korkuları var, özentileri var. Şimdi bu özentiler ortadan kalkmadan... ...bu korkular ortadan kalkmadan... ...yani Müslüman dünyanın başını doğrultması... ...belini doğrultması pek mümkün olmayacak. Yani bir şekilde bu, bu tortuların... ...bu ezikliklerin ortadan kalkması lazım. Ve ezik insan... ...ezilmiş insan... ...dövülmüş, hırpalanmış insan... ...ne bilgi üretebilir... ...ne düşünce üretebilir... ...ne herhangi bir şey üretebilir. Yani... Yani onun üreteceği şey sadece ağıttır, ağlamaktır, mersiyedir. Yeryüzündeki ömrünü ağlayarak, sızlayarak geçirir. Yani dolayısıyla şimdi e, o düşünceyi bilim ancak böyle özgür ruhlar üretebilir. Özenmeyen ruhlar, taklit etmeyen ruhlar. Yani insanlara bakarak, insanlar karşısında ezilen değil, e, Cenab-ı Hakk'a e, adanmış olan ruhlar bu şeyi üretebilir. Yani Yani değer üretebilir. Şimdi bu açıdan yani hani, yani bu ayet kelimeleri biraz bu yönde düşünmek gerekiyor. Yani hakikaten bir unutma sürecine ihtiyacımız var. Yani başka bir yolu yok bunun. Bir unutma sürecine ihtiyacımız var. Çünkü yani Müslüman toplum, Müslüman dünya dövülüyor, Müslüman toplum toplum hırpalanıyor. İşte Müslüman toplum bütün bunları kimliğinle taşıyor ve artık dövülme, hırpalanmak ve saygı görmemek Müslüman toplumun bir şeyi oldu. Yani temel bir şey. ...vasfı haline geldi. Şimdi hal böyle ise yani iş böyle giderse... ...o zaman e, biz Müslüman toplumlardan... ...sağlıklı, e, iyi, doğru, güzel bir şey bekleyemeyiz. Bu nedenle şimdi bizim bir kariyeye girmemiz lazım. E, bizim bir izolasyona ihtiyacımız var. Ve bizim her şeyden önemlisi... ...dilimizi değiştirerek şu umet tellallığını... E, ...belayı üzerimize çağırmayı reddetmemiz ve bırakmamız lazım... Şimdi benim kanaatime göre Müslüman toplumlarda bugün e, ortaya çıkan temel e, sosyolojik e, sebepler biraz burayla ilgili. Bu yüzyılların ezikliği bugün Müslüman toplumları içeride çok kavgalı eder, kavgalı hale getirdi. Yani birbirlerini çok dövüyorlar, birbirlerini çok hırpalıyorlar. Ama en tehlikelisi birbirlerine saygı duyma hiç bilmiyorlar. Yani e, kendinden sürekli utanan, Cemiyetinden, toplumundan değerlerine sürekli utanan bir toplumsal yapı ortaya çıktı ve bu sürekli besleniyor. Yani yani şöyle bir cümle diyelim, yani işte biz Müslümanlar, işte bu Müslümanların hali, bu Müslümanların durumu filan şeklindeki konuşmalar yani İsrailoğlu şeyde şeyde Firavunların Mısırındaki İsrailoğullarının haline halini hatırlatıyor. Bu dili mutlaka değiştirmemiz lazım ve bu dili değiştirerek yani Cenab-ı Hak'la ilişkimizde başka bir noktaya doğru efendim evrilmemiz lazım. Şimdi sabredemeyiz tek bir yiyeceğe bize dua et ki Rabbin şunları şunları çıkarsın. Şimdi diyor ki orada bakınız. Yani siz şimdi daha değersiz olanı alıyorsunuz daha değerli olana, olanı mı bırakıyorsunuz? Yani şimdi bu yakışıyor mu size hiç mi aklınız yok? Şimdi normalde maddi olarak baktığınızda istedikleri daha değerli. Yani, yani onlar ne yerse yesinler işte yok bıldırcınlı şuymuş, buymuş falan Yani bu istedikleri daha değerli. Fakat değer yediğimiz içtiğimizden değil. Değer Allah'la ilişkimizden ortaya çıkıyorsa o zaman Allah'tan ne geliyorsa o daha değerli. Şimdi bir şey var. Ferdinand'ların bir hikayesi var. Çok hoş bir hikayedir. Diyor ki şimdi bu e, dervişler diyor Allah'la ilişkiler üzerine çok odaklanırlar diyor. Yani onlar için en mühim mesele yani bir şeyin Allah'tan geldiğini bilmektir. <laughs> Meczubun biri diyor, Bağdat'ta diyor, böyle otururken kılık kıyafet yok, şey yok filan, çıplak dua etmiş. Ya Rabbim çok utanıyorum demiş. Yani bari demiş hani böyle bir elbise bir şey gönder demiş, giyelim. İnsanlara şey yapmayalım yani hani insanları rahatsız etmeyelim diyor. Aradan beş on gün geçiyor. Oradan geçen bir kervan <laughs> bir tane böyle yırtık eski bir battaniyi çöpe atar gibi atıyor Bunun üzerine geliyor bu da yani yani bunun çöpe atıldığını düşünmüyor Allah'tan duasını kabul edildiğini ve kendisine böyle bir şeyin battaniyenin geldiğini düşünüyor medzup ondan sonra işte medzup böyle yapıyor ondan sonra Mesut diyor ki şimdi alıyor eline yani yarab diyor yani göndere göndere bunu mu gönderdi hiç aklına gelmiyor yani bunlar çöpe atmışlar değersizdi şuydu buydu filan yani hiç aklına aklına gelmiyor şimdi şey diyor ki Attar bu hikayeyi anlatırken diyor ki bu dünyanın en kıymetli battaniyesidir çünkü bu battaniye yani bu battaniyenin kendisi değil geliyor olması yani aradaki bağ önemlidir. Dolayısıyla şimdi Hz. Musa'nın kavminin söylediği söz olarak doğrudur. Yani patates yemekle işte bakla yemekle bilmem ötekini berekini yani sebze tahıl mahıl vesaire yemekle bıldırcın yemek bir değil. Tabii ki bunlar daha değerlidir. Fakat onu Allah murad ettiği için Allah istediği için o bunların istediğinden daha değerlidir. Yani demek istiyor ki siz kendi isteğinizi heva ve hevesinizi Allah'tan daha kıymetli mi kabul ediyorsunuz? demiş oluyor. Dolayısıyla şimdi hani yani meseleye buradan bakmak gerekiyor ve böyle yorumlamak gerekiyor. Biz şimdi bugün Müslümanlar yani bu çağdaki Müslümanlar benim kanaatime göre hafızamızı hafifletmek zorundayız. Hafızamızdaki bu üzüntü kısmını bu trajedi kısmını hafifletmek zorundayız ve rehabilite olmak zorundayız. Yani insana saygımızı tekrar kazanmak zorundayız. Şehre saygımızı tekrar kazanmak zorundayız ve Müslüman cemiyeti Müslüman cemaati eleştirirken nazik, zarif ve merhametli eleştirmemiz lazım. Yani aklın temel özelliklerinden bir tanesi merhamettir. Yani akılda merhamet yok ise o akıl akıl değildir. Yani o akıl akıl olmaktan çıkmıştır. Merhametle düşünmeyi öğrenmemiz lazım. Yani kibirle değil. Çünkü kibir bizi ahmak kılar. Kibirlenerek ahmaklaşacağına merhametle düşünerek e, varlığı olduğu hal üzere idrak etmek ee, ve onunla irtibat kurmamız e, gerekir. Bu bekleniyor. Bu bizim ahlaki bir efendim görevimizdir. Şimdi bugün e, yani biraz sonra tekrar sahurda beraber olacağız inşallah. Bu ayet kelimeyi yani bitirelim. E, şeyde kaldı. iki materye da kaldı. Haftaya devam ederiz inşallah. E, efendim hepinize hayırlı akşamlar <laughs> diliyorum. Eee Ramazanınız mübarek olsun inşallah tekrar. Yani iyi gün en yani oruçlarınızı Allah kabul etsin, ibadetlerinizi, sadakalarınızı, hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Bu zor zamanlarda ümmeti Muhammed'e çok dua etmek lazım. yani hani bir şey söyleyeyim. Böyle hani yatarken içimizde böyle bir gadir olmadan, bir kızgınlık, bir öfke olmadan mümkün mertebe yatmaya çalışmak lazım. Yani Ramazan'da insan içerisinde kırıklık, alınganlık vesaire olması iyi şeyler değil. İnşallah böyle geceleyen Allah'a çokça anan kullardan oluruz. Bu programı yapmamıza vesile olan bütün yönetici dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerinin makbul olmasını diliyoruz. Ayrıca buradaki yönetmen arkadaşlarımıza, radyomuzun müdür ve müdiresine, editör arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyorum. Eee Paza şey günleri, Cumartesi günleri bir e, program e, Konya Okulu'nda konuşma yapıyoruz bu YouTube kanalına. Bir de Klasik Düşünce Okulu'nda e, sayfasında var yani orada bakabilirsiniz. E, beş program yapacağız böyle üst üste. Dini kavramları, dini düşüncenin temel kavramlarını konuşacağız. E, onun günleri ve şeyleri var. Radyoda şeyde Klasik Düşünce Okulu sayfasında. E, oradan bakabilirsiniz. E, Allah'a emanet olunuz, Allah yardımcınız olsun. Hayırlı sahurlar diliyorum. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.